Yurt dışında eğitimde nasıl bir yol izleniyor? Öğrenci ve velileri nasıl bir süreç bekliyor? Yurt dışında eğitimin dil dışında başka hangi avantajları var? İtalya'da eğitim almanın şartları, koşulları neler? Yurt dışı eğitim danışmanı Süleyman Tuncil, yurt dışında eğitim süreci ile ilgili merak edilenleri cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Dışı Eğitim Danışmanı Süleyman Tuncil bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz, çok teşekkürler. Benim de kızım son iki senesi, iki sene sonra üniversiteye e, artık girecek sınavlara. Evet. E, bu danışmanlıkların ne kadar önemli olduğunu aslında biz de yavaş yavaş anladık. E, çok yardımcı oluyorsunuz çocuklarımıza, bizlere. E, aslında siz sadece e, biraz önce yapımcım Eylem'le de görüştüm. Ben de dedim bir destek almak isterim ama siz e, bildiğim kadarıyla sadece İtalya sürecinde çocuklara destek veriyorsunuz. Çok doğru. E, İtalya eğitim danışmanı olmaya nasıl karar verdiniz e, ve neden böyle bir e, ülkeyi seçtiniz? E, şöyle ülkemizde üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra İtalya yüksek lisans amaçlı gittim. İtalya'da Bologna Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler master eğitimi aldım. Sonrasında İtalya'da bir buçuk yılda çalışma fırsatı elde ettim. Orada benim gibi gelen öğrencileri gözlemledim. Ne gibi problemlerle karşılaştıklarıyla alakalı bir gözlemim olduktan sonra Türkiye'ye, ülkeme dönmeye karar verdim. Sonra yaptığım sektör araştırmasında bu işi yapan firmaların yaş olarak belli bir yaş ortalamasının üstünde olduklarını gözlemledim. Öğrencileri doğru anlayabildiklerini düşünmedimden dolayı böyle bir firma kurarak sektöre adım yaptım. Ee, bu sene 10. yılımızı e, doldurduk. E, şu an toplamda 8 ofisimiz var ve 20 tane farklı İtalyan üniversitesinde Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Yurtdışı eğitim danışmanıyım ama uzmanlık alanım İtalya'daki üniversiteler. En azından bu süreçleri siz de birebir yaşayan, birebir tadan, belki zorluklarını, kolaylıklarını, ne gibi artıları, dezavantajları, avantajları var bunları görerek e, size başvuran öğrencilere daha iyi yardımcı oldunuz Tabii, belki. Tabii. E, jenerasyon aynı jenerasyonun içerisinde evet. genç arkadaşlarımı çok daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda ben de bu yoldan geçtim. Hizmet sunduğumuz Neler ülkede eğitim vardı belki. aynen, aynen öyle. O yüzden öğrenci ve aileleri doğru yönlendirebildiğimize inanıyorum. Peki İtalya'da üniversite okumak için öğrencilerin ne gibi kriterlere sahip olmaları gerekiyor? Ee, öncelikle bence öğrenciler 10. sınıfa bitirdikleri yazla birlikte 11. sınıfa geçerken mutlaka hangi bölümde eğitim almak istediklerine bence karar vermeli. Bunun için şayet bir meslek ve bölüm noktasında kararsızlıkları mevcutsa hmm. ilgili profesyonellerden de bence bu konuda destek almaları gerekiyor. Bölüme karar verildikten sonra e, biz öğrencileri yönlendirebiliyoruz. Eğitim almak istediğim bölüm hangi üniversitede var? Bu üniversiteleri girebilmek için hangi belirli bir sınav hazırlığı yapmanız gerekiyor? O konuda yönlendiriyoruz öğrencileri. 11. ve 12. sınıfta Nasıl ülkemizdeki üniversite sınavına hazırlanıyor öğrenci? Aynı şekilde yurt dışındaki üniversitelerin kabul sınavlarına da hazırlanarak e, bir hazırlık süreci yapıyorlar. E, kabul almak yurt dışı üniversitelerinden çok zor değil. Ülkemizdeki öğrencinin akademik anlamda başarı düzeyleri bence gayet iyi. Doğru yönlendirmeyle iyi bir hazırlık süreci geçirirlerse bence rahatlıkla iyi üniversitelerden kabul olacağına inanıyorum. Evet peki e, bu dil konusuna da girmek istiyorum. Ben normalde işte İtalyanca bilmeyebilir fakat orada okumak için bununla ilgili bir dil kursları var mı? Yoksa zaten dili bilmesi mi gerek oradaki üniversiteyi seçmesi için? Şöyle bizim yönlendirme yaptığımız öğrencinin büyük bir çoğunluğu İtalya'da İngilizce eğitim alıyorlar. İtalya'da hmm. şu an 200'e yakın lisans ve master düzeyinde bölüm. ...tamamen İngilizce, İngilizce olarak sunuluyor. Mi? Ülkemizde de zaten çok iyi İngilizce eğitim veren liseler var... ...veya öğrencilerin ortalama en az B2 düzeyinde İngilizceleri genel itibariyle oluyor. İtalyanca okumak isteyen öğrencilerde de çoğunlukla olarak ülkemizdeki İtalyan lisesi, lisesi çıkışlı mezunu öğrenci oluyor. Şayet eğitim almak istediği bölüm İngilizce olarak yok, hmm. öğrencinin de İtalyanca seviyesi yeterli, yeterli düzeyde değil. değilse, İtalya'da İtalyanca dil hazırlık eğitimi de alabilir öğrenci. Hmm. Bir yıl hazırlık eğitimini aldıktan sonra ikinci yıl istediği üniversite ve bölümde eğitimine de başlayabiliyor. Zaten gençlerimiz o kadar hızlı öğreniyor ki bizim yaşımızda daha zor olan şeyi, onlar hiç bilmedikleri bir dili, dediğiniz gibi e, birkaç ay kursa giderek, Kesinlikle. ki orada da yaşamaya başlayacaklar. Aslında dil en güzel yaşadığın yerde öğrenilir. 6 e, ay gibi ki, bir sürede bence, bence yeterli, yeterli olur. olur. Bir yılda gayet bir üniversite eğitimine başlayabilmek Harika. için yeterli bir süre peki İtalya'da en çok hangi bölümler tercih ediliyor? E, bize gelen başvurularda en çok öğrenciler ülkemizde de kabul alma süreci zor olduğu için tıp fakülteleri geliyor. Evet. Tıptan sonra mühendislik, mimarlık, işletme, ekonomi, mimarlık moda da tasarım çok güzel olur, tabii değil mi? İtalyan mimarlık mimarisi. içinde çok evet. iyi politeknik üniversiteleri var. Öğrenciler İngilizce mimarlık eğitimi de alabiliyorlar. Biz en çok tıp, mühendislik, mimarlık Moda, tasarım tarzı bölümleri. A moda da öyle değil mi? Kesinlikle. İtalya'da Modanın çok kalbi olabilir. Modanın kalbi doğru Kesinlikle. söylüyorsunuz. Peki İtalya'da eğitimin öğrencilere ne gibi katkıları var sizce? Artıları nelerdir? ya İtalya coğrafi olarak e, bize çok yakın kültür anlamında da bir Kültürlük Akdeniz olarak da, ülkesi evet. olarak. Öğrenciler yurt dışı eğitimde bazen bir adaptasyon problemi yaşayabiliyorlar. Fakat bizim yönlendirme yaptığımız eğitimine İtalya'da başlayan öğrenciler çok kısa süre içerisinde kültüre hayata adapte olup alışabiliyorlar. İngilizce eğitim alıp ikinci bir yabancı dil şu an günümüz konjektöründe çok çok önemli ve mutlaka şart. Birçok iş kolunda Yeterli ikinci bir değil artık. ikinci bir yabancı dili kesinlikle bir tercih İstiyorlar. sebebi oluyor. Öğrenciler İngilizce eğitim alarak aynı zamanda ikinci bir yabancı dil, İtalyancayı da çok rahatlıkla öğrenebilirler. Eğitim aldıkları üniversitede farklı dünya ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler oluyor. Onlarla arkadaşlık edinip dünya vatandaşı Olma yolunda ilerleyebiliyor. Birçok karşılaştıkları problemle artık ailesi değil birebir kendi ilgilendiği için öğrencilerin özgüvenleri problemle karşılaştığında çözme yeteneği artıyor. Bu gibi kişiliklerine de olumlu katkıları yurt dışı eğitimin kesinlikle oluyor. Mezuniyet sonrası Avrupa'da kalmak isterlerse de bir eğitim onlar için de köprü vaziyeti Vaziyetim. kesinlikle görüyor. Peki herhangi bir Avrupa ülkesinde okumak yerine İtalya'da okumanın başka avantajları var mı? ya İtalya'da şöyle, İtalya Avrupa'da Almanya ve İngiltere'den sonra en çok üniversite dünyanın evet. en iyi ilk 500 e, arasında bulunan 3. ülke. Evet. Üniversitelerin çoğu dünya sıralamasında çok iyi, çok tarihi, iyi üniversiteleri var. Devlet üniversitelerinin çoğu ücretsiz, herhangi bir öğrenci eğitim avantajdı. eğitim harcı ödemeden üniversiteler üniversite eğitim alabiliyorlar. Bir de bazı ülkelerde o ülkenin dilinde eğitim alabiliyorsunuz. Çok fazla İngilizce program çeşitliliği hmm. yok. İtalya'nın şu, böyle bir avantajı da var. Birçok programa tamamen İngilizce olarak da öğrenciler okuyabiliyor. Peki son dönemlerde yurt dışında okumak da çok revaçta. Kesinlikle. Bunun sebebi nedir sizce? Ee, biraz öğrenciler daha özgür bir ortamda eğitim almak hmm. istiyorlar. Ailenin baskısından biraz uzaklaşmak istiyorlar. <laughs> Ülkemizdeki eğitim kalitesi maalesef dünyanın en iyi 500 üniversite arasında çok fazla üniversitemiz yok. Öğrenciler bura, biraz bunun bilincindeler. Mezuniyet sonrası çalışmak için de yurt dışında eğitim almanın bir onlar için e, fayda sağlayacağını düşünüyorlar. Bu gibi sebeplerden dolayı yurt dışı eğitimi olan ilgi yıldan yıla artıyor. Artıyor, evet. E, dediğiniz gibi aslında e, biz... E, baktığımızda veliler olarak yurt dışındaki eğitimin çok daha masraflı olacağını düşünüyoruz. Fakat biraz önce de söylediniz. Oradaki devlet üniversitelerinde çok rahatlıkla, gayet e, sadece kalma paralarıyla Tabii yaşam giderleriyle, yaşam giderleriyle çok rahatlıkla eğitim nur, alınabilir Sürdürebiliyorlar. Bu da aileler için büyük avantaj. Kesinlikle sanırım. ülkemizde de eğitimin ciddi zaten bir maliyeti de Kesinlikle. söz konusu. Evet. E, hepsini yakın Aileler yakin. onları da karşılaştırıyor. Evet hangi eğitim de, evet. onlar için daha, daha cazip iyi. olacağını onlar da iyi değerlendiriyorlar. Ve tabii ki burada öğrencinin de seçme hakkı artık 18 yaşına gelince o nerede isterse bunu da bizim es, desteklememiz eskiden gerekiyor. Eskiden ilk etapta öğrencilerden bize talep geliyordu. Şimdi aileler, daha aileler evet aileler, aileler Aa, daha çok güzel. istekli. O yüzden biraz süreç daha kolay ilerliyor diyebilirim. Doğru tabii. Aileler istedikten sonra her şey daha kolay Kesinlikle. oluyor. Peki İtalya'da bir öğrencinin yaşam şartları nasıldır? Ee, nerelerde kalırlar? Ee, nasıl bir hayat sürerler? Bunu da e, izleyicilerimiz için tabii, anlatırsanız. Tabii tabii. Öğrenciler gittikleri üniversitelere kabul aldıktan sonra biz hemen sonraki adım öğrenci nerede barınacak? Hı. Onunla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Biz genelde ilk yıl gidecek eğitimine başlayacak öğrencilere öğrencinin yalnız kalmama ve sosyalleşmesi adına yurtlarda kalmayı tavsiye ediyoruz. Çok güzel, modern, yeni yurtlar oluyor. Tek kişilik ya da iki kişilik daire veya odalarda öğrenciler kalabiliyor. İtalya'da çok fazla kampüs üniversitesi yok. Üniversiteler şehrin birçok farklı noktasında binalarda eğitim e, veriyorlar. Fakat öğrenciler o binalara, yerleşkilere yakın yerlerde, yurtlarda da kalabiliyorlar. İtalya'da İstanbul gibi çok büyük metropol şehir de yok. Şehirlerin ortalama nüfusu zaten 400 bin ile 800 bin arası. Öğrenciler böyle 15-20 dakika yürüme mesafesinde Mesela, ya da toplu taşımayla ile çok rahatlıkla erişebildikleri noktalarda noktalarda barınabiliyorlar. Hayatta çok pahalı değil. Hani 800 ile 1000 euro aylık yaşam gideriyle öğrenciler çok rahatlıkla hayatlarını orada ikame ettirebilirler. Zaten çoğu öğrenci de orada çalışıyor da aynı zamanda. Evet Buna öğrencilere haftada kalıyor. 20 saat part-time çalışma izni, mezunene sonrası da tam zamanlı İtalya bu hakkı tanıyor. Öğrenciler şayet eğitimlerinden kalan vakitlerinde çalışmak isterlerse de bu yasal hakları mevcut. Peki siz uzun süredir bu sektördesiniz. Yıllar önce gönderdiğiniz öğrencilerin İtalya'da yaşam ve eğitimle ilgili tecrübelerini bizimle biraz paylaşır mısınız? Tabii yani genel anlamda çok pozitif. Çok fazla İtalya'da da artık çalışan, mezun olan, vatandaş olan, kalanlar. kalan öğrencilerimiz var. Son iki yıldır eğilim çoğunluk itibariyle yurt dışında yaşamaya kariyer anlamında devam ediyorlar. Şu an kendi işini kuran birçok mezunumuz da var. Aynı zamanda böyle İtalyan firmalarından da çalışan öğrencilerimiz var. İngilizce eğitimi yanında İtalyanca'yı da çok akıcı bir şekilde kullanıyorlar. Bunlar da onların kariyerlerine çok pozitif çok bir etki, etki sağlıyor. Peki ülkenin ana dilini öğrenmek için öğrenciler nasıl bir yol izlemeli? E, bence İngilizce eğitim alsalar dahi üniversitelerin sunmuş olduğu uluslararası öğrencilere ücretsiz İtalyanca kursları var. Genelde akşam saatlerinde haftada 2-3 gün dil eğitimi de ne sunuluyor. Güzel, evet. Bence öğrenciler o fırsatı da iyi değerlendirip Hazır ilk seneden edken. itibaren İtalyanca da öğrenmeye başlamaları gerekiyor. Yaz dönemi okulların olmadığı zaman 3 aylık bir tatil dönemleri hmm. var. Onun bir bir buçuk ay tatil dönemi geçirip hemen sonrasında İtalyanca dil eğitimine de devam edebilirler. Bence bir yabancı dil öğrenmek bir üniversite mezuniyeti kadar da kesinlikle önemli. Kesinlikle. Şayet öğrenmek isterlerse bence bu süreç çok zor değil. Rahatlıkla İtalyancayı da öğrenebilirler. Peki ben İtalya'da eğitim almak isteyen gençlere ne tavsiyelerde bulunmak istiyorsunuz veya velilere bundan da biraz bahsetmek Benim tavsiyem istiyorum. şu sürece mümkün mertebe erken, erken başlamalarına başlamak, tavsiye ediyorum. Mi? 10. sınıfı bitirdikleri yaz itibariyle birlikte şayet ülke noktasında netler ise bence bir hazırlık sürecine mutlaka geçmelerine tavsiye ediyorum. İngilizce yurt dışı eğitimde anahtar kelime çok çok önemli. Ülkemizde İngilizce eğitimi çok iyi sunan kurumlar, liseler mevcut. Hı. Öğrenciler o bilinçte olup İngilizceyi de bence mutlaka iyi bir seviyede öğrenmelerine gerekiyorum. Hatta imkanları varsa IELTS, TOEFL gibi uluslararası geçerli olan İngilizce sertifikalarını da 11. sınıfta alırlarsa 12. sınıf üniversiteye başvuru sürecinde onların işleri çok daha kolay, kolay hale olsun. gelir. Peki bunca zamandır tecrübeniz var. Ben merak da ettim. Adapte olamayan olabiliyor mu öğrenciler arasında? Yani tabii olabiliyor ama çok İtalya kültürel anlamda bize çok yakın bir coğrafya, evet. hava, iklim, bize İnsanlar, çok benziyor. Evet, Yemek, yemekler, insanları çok evet. sıcak, sıcak Türk insanlarını çok seviyorlar. O sebeple bizde çok ...düşük adapte olamama ama farklı Ve ülkelerde... çok da uzak da değil aslında. Çok, tabii Türkiye ortalama evet. 2-2,5 saat, saat uçuş mesafesinde bir lokasyon. Çok rahatlıkla öğrenciler zaten gidip gelebiliyorlar. Çok adaptasyondan yana bizim öğrencilerimiz problem yaşamıyor bazı öğrenciler eğitim aldıkları üniversite ve bölümde zorlanabiliyorlar. Hmm. Onlar için bir bölüm değişikliği de ikinci bir seçenek olarak olabiliyor. olabiliyor. Her yerde olduğu Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Peki çok teşekkürler. Rica ederiz. Sağlık çok kıymetli sohbetiniz için. Pizza, edu, pizza, pizza, edu, pizza, edu, pizza, edu.